Baba? Baba? Sen neden yaptın bunu? Çünkü doğru olan buydu evladım. Necip Bey. Çınar, hemen gidin buradan. Polisler birazdan burada olur. Hayır. Hayır, seni bırakamam. Çınar, dinle beni. Vakit daralıyor. Toprağı al, hemen git buradan. Seni silahınla bulurlarsa iyi olmaz. Bulurlarsa bulsunlar. Seni asla bırakmam. Bırakacaksın oğlum. Sen karın ve çocuklarınla hayatına devam edeceksin. Ben zaten yolun sonuna çoktan gelmiştim. Zümrüt, bırakma beni. Zümrüt, Zümrüt. Zümrüt, 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 Zümrüt.
Tünay, ben yapamayacağım. Geri dönelim, ne olur. Hadi Tünay. Tünay. Tünay, ben yapamayacağım. Geri dönelim, ne olur. Tünay, bir şey söyle. Ne olur geri dönelim. Tünay, bir şey de. Gidiyoruz, kurtaracağım seni. Dayan. Biraz daha dayan. Zümrüt. Zümrüt, hayır. Zümrüt. Zümrüt. Biraz daha hızlı. Daha hızlı. Zümrüt. Zümrüt, dayan. Zümrüt. 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 Sınar, neden cevap vermiyorsun? Ne olur bir şey de. Tünay, yalvarırım, korkutma beni, ne olur. Tünay. Tünay, ne yaptın sen? Ne yaptın? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtinas sıratal müstakim. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mendûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Yapılacak başka bir şey yok mu Sedat Bey? Üç aydır ne gerekiyorsa yaptık Hazra Hanım.
Ailesi İsviçre'den cerrah getiriyor. Belki başka bir tedavi denersiniz. Elbette konsültasyon yapacağız. Ama bir sonuç alacağımızı sanmıyorum. Kısacası durumu kabullenmekten başka çare yok. Ya ne demek şimdi bu? Bakın, hastanın durumu iyi değil. Hiçbir ilerleme kaydedemedik. Ailesi haklı olarak çok hassas. Ama artık en kötüye hazır olmaları gerek. Tabii, affedersiniz. Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun efendim. Sağ olun. İyi misin baba? Dostlar sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sağ ol. Dostlar sağ olsun. Sağ ol. Ne var? Bir şeyim yok oğlum. Öyle misin? Bir şeyim yok dedim ya oğlum. Biraz bunaldım bu kadar. Beyim, ilacınızı vereyim mi? Hayır kızım, telaşa mahal yok. Sami, araba gel. Hadi oğlum. Nasıl bırakıp gidin baba? Artık yapacak bir şey yok oğlum. Hadi. Sen? Ben buradaki işleri hale yola koyup gelirim. O gün bahçede seni ilk gördüğümde işte dedim. Ömrümü emanet edeceğim kadın. Siz benim ilk sevdamdınız, ilk paran. Oğlumun anası, ömrümün yoldaşı oldunuz. Son nefesinize kadar da sevdanızdan hiç vazgeçmediniz. Lakin ben size verdiğim sözleri tutamadım. Gözüm sizden başkasını görmez sandım. Yanılmışım. Olmaz dediğiniz, Necip yapmaz dediğiniz her şeyi yaptım. Ben Zümrüt'ü çok sevdim. Sevdim ama kara yüreğim onu da tarumar etti. Tıpkı size oğluma yaptığım gibi ona da hayatı zindan ettim. Ben herkesi bedbaht ettim. Sizden her şey için özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Bizi bırakıp gitti. O artık yok. O artık bizde değil. Annem artık bizde değil Tolga. Geri annemden sadece bu kaldı. Ellerimle gömdüm annemi. Çok canım yandı toprağa.
Kendimi o kadar çaresiz, o kadar yalnız hissettim ki. Artık uyan. Toprak. Lütfen aç gözlerini. Kurtar beni bu yalnızlıktan, ne olur. Kardeşim, yeleni gideni bitmedi ya. Sağ olsun, hanımımın çok seveni vardı. Allah rahmet eylesin. Abi. Bana bak. O gece olanları duydu da kadının yüreğine mi indi yoksa ha? Baksana, bir gecede toprağım ölümlerden dönüyor. Zümrüt sırra kadem basıyor. Kim bilir bilmediğimiz daha neler oluyor. Ben nereden bileyim Sultan Hanım? Bilme canım, sen bilme. Çınar bilmesin, babası bilmesin, kimse bilmesin. Patronun gınayı yakmıştır ha İkbal'i duyunca. Tövbe tövbe. Hiç de değil. Eminim Zümrüt Hanım duysa çok üzülürdü. Duysa tabii. Senin yanında o kadar mutlu, o kadar huzurluyum ki. Öyle mi? Niye inanacakmışım? Gel, gel bak gel. Gel. Heh. Dinle kalbimi. Duyuyor musun? Sanki böyle yerinden çıkacakmış gibi ötüyor. Evet. Toprak seni çok seviyorum diye bağırıyor. Sensiz yaşayamam toprak. Kurtulman için ne gerekiyorsa yapacağım. Tekrar eski günlerdeki gibi olacağız. Beni bırakıp gitme ne olur. Ben sensiz yaşayamam. Kafam çatlıyor. Ne dedi Remzi Bey? Şeref Hanım nasılmış? İyi, çok şükür. Sağlam bir böbreğe var bundan sonra. Oh, Allah şifa versin. Amin. Kolay değil tabii evlat acısı. Önce Havva'm, sonra toprağım böyle. Kalp paramparça, böbrek mi dayanır? Geçmiş olsun. İnşallah Toprak Hanım da yakında iyileşir. İyileşecek. Kalkacak yataktan o gece bir bir ne olduysa anlatacak. Ben o zaman devreye gireceğim. Siz hale yola koymuşsunuz her şeyi. Ben bir çocuklara bakayım da gelin. Çocukları Azra Hanım götürdü. Kime sordum da yolladım o zarganayla bebeleri kız? Çınar Bey'im istedi. Kalabalıktan etkilenirler, evde durmasınlar dedi. Bundan sonra Çınar Bey'ine sormayacağım. Bana soracaksın. Toprak gelene kadar evin hanımı benim. Tamam? Haydi.
Sen bana sabır ver ya Rabbim. Tövbe tövbe. Alo, buyurun. Tamam, bir dakika. Yanımda. Necip Bey. Efendim. Reyhan Hanım size ulaşamamış da. Reyhan, kızım. Biz de nasıl olduğunu anlamadık. Biçare kaldık. Bugün defnettik. Gerek yok kızım. İyi olmaya çalışıyoruz. Sağ ol. Tekrar başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Sizde de ne şans varmış. Hamiyet Hanım vefat etti derken bir de duyduk ki koca konak kül olmuş. Kader. Kader işte. İnsanın aklı almıyor. Duy da inanma. İçinde o kadar insan. Ne gören var ne bilen. Değil mi Sultan Hanım? Ne diyorsun sen ya? Hı? Biz de cayır cayır yandık işte içinde. Ayol ne dedim ki? Meraktan benimkisi. O kadar merak iyi bir şey değil. Ölen ölmüş, olan olmuş. Neyse Allah korumuş sizi. Beterinden saklamış. Böyle. Hikmetinden sual olunmaz. Hmm. Ayağınıza sağlık. Nur içinde yatsın rahmetle. Allah sabır versin. Amin. Çok şükür iyiyim. De sen pek iyi değilsin. Hayırdır? Sebebi ziyaretiniz. Toprak'la Çınar kaza geçirdi. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen Necip Bey? Nasıl toprağa bir şey mi? Ha? Toprak da Çınar da hayatta. İyi mi Toprak? Hastanede şimdi. İnşallah iyi olacak. Sen niye geldin? Niye geldin sen o zaman? Sizi İstanbul'a götürmek için geldim. İstanbul'a mı? Evet. Ben mi yaşadım? Madem Toprak emin ellerde, öyle değil mi? İyi değil mi? Ha? Bakın, ben her şeyi ayarladım. Helikopter tedarik edildi. Doktorunuzla da konuştum. Gidebileceğinizi söyledi. Benim için zahmet etme. Benim yaşamak için bir zemin yok artık. Sultan Hanım. Toprağın durumu iyi değil. Komada. Komada. Maalesef. Kaza alalı 15 gün oldu. Size ulaşamadık. Şeref Hanım dayanamadı, fenalaştı. Şimdi tedavi için yurt dışında. Toprağın size ihtiyacı var. Gelirseniz sesinizi duyarsa belki hayata daha çabuk döner. Sizden istirham ediyorum. Zaten. 5 dakika sürdü. Yaz yağmuru. Toprak da mis gibi kokar şimdi.
nasıl kızıyorsun bana? Benim yüzümden oldu. Öfkeme, nefretime yenik düştüm. Seni dinlemeliydim. Keşke zamanı geri alabilsek. Keşke her şeyi başa sarabilsek. Ama sana söz veriyorum. Yaptığım bütün hataları telafi edeceğim. Affettireceğim kendime. Yine bir sürü yaz yağmuru göreceğiz. Sonra yine güneş açacak. Beraber yürüyeceğiz saatlerce. İnan bana toprak. İnan bana. Ay Mürüvvet, ne güzel açmışlar. Ah, hanımım gözü gibi bakardı onda. Ay ben Yalı'yı arayacaktım. Yeni bahçıvan gelecekti bugün. Necip Bey çiçekler çimenler bakımsız kaldı diye çok kızdı geçen gün Mürüvvet. Ay bu Necip Bey'e de akıl sır ermiyor. Ne diye açık tutar ki Yalı'yı? Ne yapsın adam? Belli ki hala umudu var Zümrüt Hanım gelecek diye. Şermin. Necip Bey belki de haber almıştır. Ay inşallah Mürüvvet. Cenazeye katılamadım Necip Bey. Kusura bakmayın. Başınız sağ olsun. Sağ ol Arif. Yapabileceğim bir şey var mı efendim? Vazifeni layığıyla yapman kâfi. Elimden geleni yapıyorum Necip Bey. Yeni bir gelişme var mı peki? Bir şeyler buldun demiştin. Maalesef yanlış duyum almışız. 3 ay oldu Arif. Onca zaman oldu. Hala izine rastlayamadım. Bu ne kifayetsizlik? Yar yarılıp içine girmedi ya. Ölmüş bile olsa bir şeyler bulman icap ederdi. Biliyor musun? Lale artık gök gürültüsünden korkmuyor toprak. Geçen gece fırtına koptu. Korkmuştur diye yanıma gitti. Bizimki uyanmış. Korktun mu kızım dedim. Böyle bilmiş bilmiş. Niye korkayım ki baba? Bulutlar hapşırıyor sadece dedi. Annesi söylemiş ona da. Sonra senin anlattığın masal anlattı bana. Boynuma sarılıp uyudu. Öyle çabuk büyüyorlar ki toprak. Ve senden öğrenecekler o kadar çok şey var ki. Bakar mısın? Buyurun. Toprak Hanım yalnız mı? Eşi içeride. Boyu devrilsin. Hoş geldiniz. Ben bakarım toprağıma. Sen git. Gizli kapaklı işlerim vardır belki. Yorulmasaydınız. Benim işim yok. Toprağım mı yoracak beni? Gecesi kurban olsun. Anam buz gibi olmuş hem de. Sen niye açtın bu camı ya, ha? Donduracaksın kızı. Toprak yağmurdan sonra havanın kokusunu sever, o yüzden açtım. Hem fazla açılmıyor cam. Yeter ya. Havası da kokusu da yeter ha. Biraz daha açık kalsın, kapatacağım. Bir zatürre etmediğin kaldıydı kızı. Allah'tan buradayım. Anası yok, babası yok. İyice kimsesiz belledin değil mi? Lütfen böyle konuşmayın. Canım nasıl isterse öyle konuşurum.
lütfen. Karım yalnız kalabilir mi? Teşekkür ederim. Eskiden ablanla hep lardese tutuşurduk. Benimle tutuşmaya cesaret bile edemezsin. Niyeymiş o? Gayet de ederim. Et o zaman. Peki tamam. Gel. Nesine? Aşkına, kalbine, her şeyine. O zamanlar çoktan kaybettim de seni. Buyurun Sedat Bey. Merhaba. Sabah yapılan testin sonuçları geldi. Öyle mi? Evet. Bir değişiklik var mı? Maalesef hayır. Yarın İsviçre'den Ufuk Bey de geliyor. Onun fikrini de almak istiyorum. Elbette. Zaten gelir gelmez kendisiyle bir değerlendirme yapacağız. Bunca yolu boşu boşuna gelmiyordur herhalde. Madem dünyanın en iyice herhallerinden, toprağı iyileştirecek bir yol bulacaktır. Ameliyat etmesi gerekiyorsa da edecek. Her ne kadar karşı çıksanız da. Sizi çok iyi anlıyorum. Biz zaten gerekli bütün müdahaleyi yaptık. Üstelik... Üstelik ne? Bakın, daha önce de anlattım. Aylar geçti. Artık her şey bir mucizeye bağlı. Hem karınız iyileşse bile bu kazanın izlerini taşıyacaktır. Konuşamayabilir, hafıza sorunu yaşayabilir. Bedeninin bir kısmını kullanamayabilir. Yeter. Yeter, çıkın. Çınar Bey, lütfen. Bir daha asla Kırım yanında öyle konuşma. Çınar Bey, ben sadece... Toprak bizi duyabilir. Sen söylemiyor muydun? Bazen elini hareket ettiriyor. Size daha önce defalarca söyledim. Onlar İslam dışı kas hareketleri. Asla negatif bir kelime duymak istemiyorum. Başka hastaların durumu beni zerre ilgilendirmiyor. O toprak ılgaz ve iyileşecek. Kim ya? Sen ya İstanbullu emlakçılar peşimize düştü. Ha. İyi. Ya ver adresi, ver tabii. Gelsinler bir konuşam canım. Yo yo. Yo vallahi bir kuruş inmem. Koca Hancıoğlu konağının yeri yani. İyi. Tamam tamam, haydi. Ararsın. Tamam. Tamam. Bey, bunlar dün Yalı'ya gelen mektuplar efendim. Bugün Yalı'ya uğradın mı?
Hayır efendim. Bugün buradaydım. Mürvet'e yardım ettim. Tamam kızım. Bekçiyi ara. Bugün gelen mektup varsa hemen getirsin. Peki efendim. Necip Bey, bir de Turan Duraner Bey ve eşi geldiler taziye için. Aşağıdaki salonu aldık. Sizi bekliyorlar efendim. Tamam kızım, geliyorum. Ben bir saat sonra gelirim. Tamam, sağ olun. Cenazeye gelemedik. Gerçekten kusurumuza bakmadınız değil mi? Ya kusuru iyi. Benim dersim vardı. Münevver de tek gelmek istedi. Cesaret edemedim açıkçası. İstanbul'u pek bilmiyor çünkü. Yapmayın çocuklar, olur mu öyle şey? Kaç aydır benimle birliktesiniz. Aşk olsun, bir daha duymayayım öyle şeyler. Abicim sen yorgun görünüyorsun. Hadi sen git, biz bu gece kalırız burada. Değil mi Yiğit? Tabii tabii. Bence de. Sizin gelen gidenleriniz olur. Hem çocukların da özlemiştir. Hadi merak etme sen. Önce Allah, sonra da bize emanet. Tamam. Tamam. Ama akşama doğru biraz terliyor. Üstünü açarsınız, olur mu? Bir de az önce giden hemşire değil de bir hemşire daha var. Biraz daha kısa boylu. O bazen ilaç saatlerini atlatıyor. 9'da ilaç alması lazım. 9-10 kala ona haber verirsiniz. Merak etmesin. Bir de toprağın vücudunda yer olmasın diye onu hareket ettiriyoruz. Hemşire söyleyin, o biliyor, diğer tarafa yatırsın. Sonra da sırt üstü yatırır. Demin evvel yatmadan önce toprağın saçlarını uzun uzun tarıyorum. O hep öyle yapar. Sen de tararsın, olur mu? Tamam. Gözün arkada kalmasın senin. Hadi sağ olun çocuklar. Çınar, sanki böyle her seferinde bir daha gelmeyecekmişsin gibi veda ediyorsun bana. Korkuyorum. Korkma. Ben sana ancak son nefesinde veda ederim. Böyle başın dizlerinde, huzur içinde. 90-95 yaşlarında falan. Tamam ama yapma böyle, korkuyorum ben. Tamam. Ama ne yapayım? Seni özlediğim zaman burnuma dolan kokuyla hasret gidiyorum hayat. Oh. Hadi akşama görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz bir tane. Hadi çocuklar, görüşürüz. Görüşürüz. Hani işin gücün yoğdu? Hı? Bakıyorum gidiyorsun öyle mi? Git tabii canım, ne olacak sana, ne hacet yanında, ailesi var artık. Sen canın derdine düşmüşsün ha? Yürüyorsun, konuşuyorsun maşallah. Bana sultan hanım deyip durma. Senin yüzünden oldu. Kızı ne hale getirdin? Ben asla böyle olsun istemezdim. Tabii. Onun için yarı ölü gibi yatıyor içeride. Lanet gelsin seni tanıdığı güne. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Yeter artık. Yetmez Çınar efendi. Yetmez. Öyle yağma yok. Bundan sonra ben varım. Ben karımı seviyorum. Ona asla zarar gelsin istemem. Tabii canım. Onun için kız can pazarında gazaymış da bilmem neymiş de. Sultan hanım. Yemez Çınar efendi, yemez. Yeter. Ben yaşıyor muyum ha? Ben yaşıyor muyum? Ona baktığım her an ölüyorum ben. Beter ol. Ölme, sürün. Sen daha beni tanımıyor musun? Hele toprak bir uyansın. O gece olanları bir 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 desin. Babanla o üstünü örttükleriniz bir çıksın ortaya. İşte o zaman mevzu değişecek Çınar efendi. Ne kadar annen yokmuş gibi davranacağız? Sonsuza kadar. Yiğit ama... Aması falan yok Münevver. Onun bir daha hayatımızda olmasını istemiyorum. O kadar. O senin annen. Benim öyle bir annem yok.
Onun tek bildiği etrafındaki insanlara zarar vermek. Bu konuyu da burada kapatalım, olur mu? Bu şarkıyı Toprak ve Havva'ya ben dinletmiştim en son. Ben de severdim. Bir gece teyzemlerin bahçesinde eniştemlerden gizli bir şekilde oturuyorduk. Çok sevmişlerdi. Her dinlediğimde onlar gelir aklıma. Açsana sesini biraz, Toprak da dinlesin. Sence bizi duyuyor mu? Bilmem. Ama umarım Çınar abinin onun için nasıl savaştığını, onu ne kadar çok sevdiğini hissediyordur. Benim başıma da böyle bir şey gelse... Allah korusun. Ben lafı geliştiriyorum canım. Yani sen de Çınar abi gibi... Beklerdim. Sabrederdim. Gerekirse göğsümü siper ederim sana. Param pulum olmasa bile. Ama hiçbir şeyden mahrum etmem seni, merak etme. Bir daha böyle şeyler konuşmayalım. Tamam. Allah. Allah'ım ne olur artık yüz çevirmesin yiğidim benden, ne olur. Taziye ziyareti kısa olur. Biz oturup kaldık. Hadi artık biz müsaade isteyelim. Haklısın Bayda Hanım. Siz yabancı değilsiniz. Hem birazdan hanımlar gelecek. Dua okunacak. İsterseniz siz kalın. Tabii kalırım. Hem gideyim bakayım, belki bir eksikleri vardır. Turancığım. Şu bahsettiğin emniyetteki zatla bir görüş bakalım. Belki bir faydası olur. Sen hiç merak etme. Emniyetten ayrılalı epey oldu ama hala sözü geçiyor. Ben seni yarın ararım. Bana müsaade. Çok sağ ol Turancığım. Çok sağ ol. Necip'ciğim biliyor musun? Hala aklım almıyor. Bütün felaketlerin aynı gece gelmesi büyük tesadüf. Çınar'ın kaza geçirmesi. Zümrüt Hanım'ın ortadan kaybolması. Allah'ın işi Turancığım. Beyim, Hoca Efendi geldi. Her şey hazır. Başlasınlar mı? Tekrar başın sağ olsun Çınar Bey. Sağ ol Sıtkı. Allah kalanlara ömür versin. Ha Sıtkı. Yarın sabah 8'de İsviçre'den doktor gelecek. Onu alır mısın? Alırım tabii. Çınar, oğlum, başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun Turan abi.
Çınarcığım, bir müşkülatın olursa ben buradayım. Sağ ol Turan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim. İnneke leminel murselin ala sıratil mustakim. Tenzilel azizin rahim. Litunzire kavme ma yunzire ebahum fehum gafilun. Lakat hakkal kavl aleki serhum fehum le yu'minun. Bir gün fabrikadan eve geldim. Daha 5 yaşındaydın. Abim sana kırmızı yeni bir araba almıştı. Bahçede bir aşağı bir yukarı sürüp duruyordun. İkbal Hanım da peşinde. Aman oğlum dikkat et deyip duruyor. Her zamanki telaşlı hali. Senin umurunda mı? Vız vız bir oraya bir buraya. Bir süre sizi izledim. İçimden de... Hadi Necip. Ne duruyorsun? Koş ailene sarıl. Siz benimsiniz de. Cümle alem bilsin dedim. Hayal meyal hatırlıyorum galiba. Sonra düşmüştü. Evet. Arabadan indin. Annene koşarken ayağın takıldı. Yüreğimde kor bir ateş yandı sanki. Hemen sana koştum. Annen de öbür yandan koştu. İkimizden önce rahmetli abim yetişti. Tuttu kaldırdı. Sarıldı sana. Hemen sustun. Yüreğim dağlandı. Kendi kendime artık bu ailede yerin yok dedim. Bunları konuşmuştuk baba. En sevdiğin yanındayken ona dokunamamak, bu benim diyememek nasıldır sen bilemezsin. Ben yıllarca bu acıya mahkum ettim kendimi. Artık daha fazla rahat etme kendine. Benim için her şeyi yaptın. Her şey için özür dilerim oğlum. Özür dilenecek bir şey yok baba. Benim için katil olmayı bile göze aldın sen. Aklın olur, perişan etme kendini. Sağlığından olacaksın. Hadi ne olur bak Yiğit gelmeden git artık. Bir tatsızlık çıkacak. Gideceğim. Ama beni bir dinlesen Münever. Lütfen. Faydası yok diyorum.
Kız elimde büyüdün, hiç mi hatırım yok? Olmaz mı? Ama şimdi konuşmayalım. Minever, Minever köpeğin olayım ne olur. Bak yiğidim seni dinler. Söyle ona. Anan derdinden ölüyor de. Ya ne olur yapma böyle. Köpekler anı olmasın tabii. Anı olunca beni anlarsın. Kokusunu duymam lazım kız. Ben ne yaptıysam bir yiğidim için yaptım Minever. Ne olur oğlumla barıştır beni. Ben çocuklara bir bakayım. Toprak nasıl? Aynı. Buradaki doktor pek ümitli değil ama yarın yurt dışından doktor gelecek. O ameliyat edecek toprağı. Merak etme iyi olacak. İnşallah. Yine de her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bundan sonra çocuklarına hem ana hem baba olmak zorunda kalabilirsin. Benim çocuklarımın annesi var. Oğlum, toprağın durumu malum. Baba, bari sen yapma. Sen üzülme diye böyle... Ben karıma da aileme de sahip çıkacağım. Asla pes etmeyeceğim. Bir gün senin gibi... keşke demek zorunda kalmayacağım. Ya denemedin mi sanıyorsun? Biraz önce konuştum. Nuh diyor, peygamber demiyor. Lütfen artık hadi. Hadi bak beni lütfen karıştırma bu konuya artık. Minever gözünü seveyim. Bir daha söyle ya. Ha? Bir kere daha... Hemşire toprakla ilgilenecekmiş. Odayı boşaltın. Biraz huysuzdu bugün. Teşekkür ederim Azra. Bundan sonrasını ben hallederim. Rica ederim. Çınar. Ben bugün hastaneye gittim ya. Toprağın doktoruyla konuştum. Ne konuştuğunuzu biliyorum. Ama hepinizin aksine ben umudumu yitirmedim. Tabii. Neyse ben gideyim artık. Sonra görüşürüz. Teşekkür ederim. Her şey için. Rica ederim. Baba, sen yapalım mı? Ne yapalım? Ama bana söz ver, ağlamak yok, tamam mı? Bana nerede onda gelsin? Az kaldı prensesim gelecek anne. Tamam mı? Hadi gel. Hadi bakalım puzzle'a başlayalım. Biz çıkıyoruz Necip Bey. Başka bir arzunuz var mı? Sağ olun kızım. Bu zor günlerde bize çok destek oldun. Hakkını nasıl ödeyeceğiz bilemiyorum. Estağfurullah. Keşke daha fazlasını yapabilsem. Kerem'den hala haber alamadın mı? Hayır. Gittiği günden beri hiç haber alamadım. Peki ya Zümrüt Hanım? Onunla ilgili herhangi bir şey biliyor musun? Hayır Necip Bey. Nerede bu kadın? Necip Bey, artık onu aramayı bıraksanız. Zümrüt Hanım sizinle bir anlaşma yaptı. Peşini bırakmazsanız hemen polisi arayacak. Çınar'ı da sizi de şikayet eder. Her şey alt üst olur. Ne olur yapmayın. Anne, hadi gidelim. Tamam bir tanem. Tekrar başınız sağ olsun. Sağ ol kızım.
İlaçlarını aldın mı? Aldım hayatım. Bravo sana. Bu ne peki? Sadece günde birkaç kadeh Kerem. Abartma lütfen. Anne, Kerem verir misin onu lütfen? Hani bu konuda konuşmuştuk. Bana söz vermiştin. Lütfen. Bazen gerçekten çok sıkıcı oluyorsun. Yazmaya devam ha. Evet. Hayatımı herkes okusun istiyorum. Niçin? Kendim için. Yaşadıklarımı herkes hatırlasın istiyorum. Yaşadıkların, yaşattıkların hep acı verdi anne. Beni hiçbir zaman affetmeyeceksin değil mi? Affetmemi istiyorsan geçmişi unut. Hatta birlikte unutalım. Ben de sileyim her şeyi. Ama ne olur intikam peşinde koşma artık. Çünkü sonunda en çok acıyı sen çekiyorsun. Saçlı kuzum. Havvamınkiler de böyleydi. Darağa vurdun mu böyle yalnız saçar gibi ışıl ışıl olurdu. Yiğit de size kızdı mıydı yapışırdı saçlarınıza. Hey gidi. Şu halimize bir bak. Sen böyle, ben böyle. Havvam zaten yalan olmuş. Duydun değil mi Münevver'i? Yiğit beni kapısına koymayacakmış. Senden başka kimsem kalmadı aç gözünü toprağım. Aç gözünü kuzum. Havvamı kopardılar benden ama seni kimseye kurban etmem toprağım. Aç kuzum gözünü. Ben biraz yürüyeceğim. Bir şey istiyor musun? Hayır. Anne yapma ama böyle ya. Bir şey yaptım yok Kerem. Lütfen git. Tamam özür dilerim. Seni kırdım. Sadece içim rahat değil. Yani İstanbul'a gitme düşüncesi bile beni... Kerem. Sadece bir imza atıp döneceğiz. Daha kaç kere söz vereceğim sana? Ha? Neden bana inanmak istemiyorsun? Tamam anne özür diledim ya. Tamam asma suratını. Barıştık mı? Küsmüş müydük? Hem sen de İstanbul'u özlemişsindir. Ne demeye çalışıyorsun şimdi? Azra'yı unutamadığının farkındayım hayatım. Anne bak yine tatsız konulara giriyorsun. O mevzu kapandı. Umarım. Anlaşıldı. Bugün seninle konuşamayacağız. Şu halimize bak. Her şeyimizi elimizden aldılar. Biz burada birbirimizi yiyoruz. Anne lütfen bak geçmişi, ılgazları unut. Sakın onlara bulaşayım deme.
Beni de gittiğime pişman etme. Allah onların hepsini kahretsin. Efendim? Alo? Alo? Hani nasıl ağladın, nasıl yalvardığını bir görsen. Ne yapayım, dayanamadım. Konuyu bir daha seninle konuşmayalım Münevver. Yoksa seni de kıracağım. Bak, iki dakikada bizi birbirimize düşürdü bile, görüyor musun? Git söyle ona. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yorma nefesini, yorma. Ben aldım mesaj. Ya işte... Ya ne dediysem dinlemiyor. Yani bir daha yüzünü görmek istemiyorum dedi. Sahi mi? İyi. Ya... Zamanla düzelir belki. Madem oğlumun yüzümü görmek istemiyor. Görmez o zaman. Çantam içeride. Ben alırım bırak. Sen zahmet etme. Sen beni öldü bil. Ama şunu da bil ki... ...bu yürek hep senin için atacak, tamam mı? Hele bir baba ol. Yavrumu kucağına al. O zaman anlayacaksın sen. Thank you.
Toprak. Ne oldu Çınar? Ne kadar derin, ne kadar sessiz duruyorsun. Bir an nefes alamıyorsun sandım. Çınar ne diyorsun? Hiçbir şey anlamadım. Tamam hayatım, yat sen. Nereye gidiyoruz? Toprak? Toprak! Toprak nereye gidiyorsun? Toprak! Toprak beni bırakma burada! Toprak yalvarırım, bırakma beni burada! Toprak! Toprak! Dinlen, uyu dedim sana. Dinlemedin beni. Hastalandın, gördün mü? Ya yok, yorgunluktan değil. Bu yediğim sandviç dokundu herhalde biraz. Hala mı bulunuyor? Hadi bakalım. Doğru, acili hadi. Yok yok yok, iyiyim ben. İyiyim, tamam. Ya Çınar abi gelsin. Eve gider dinlenirim. Bir şeyim kalmaz, tamam mı? Sabah şerifleriniz hayır olsun Necip Bey. Günaydın efendim. Akşam toprağımın yanından geç döndüm. Tekrar başın sağ olsun. Sağ ol. Yalan dünya işte. Bugün var, yarın iyi olsun. Onun için yükünü azaltacaksın. Öteki tarafa biraz daha hafif gidecek, değil mi? Neyi ima etmeye çalışıyorsunuz? Sen anladın beni. Günaydın prenses. Ben
hallederim. Tabii Çınar Bey. Gel bakalım, gel bakalım benim güzel saçlarım. Gel bakalım prensesim, ben tarayayım seni. Gel. Dön bana. Dön bakayım. Biliyor musun ben kötü bir rüya gördüm? Sen kötü bir rüya mı gördün? Korktun mu peki? Evet. Anlat bakayım, ne gördün? Anlatmayacağım. Sana bir sır vereyim mi? Evet. Ben de kötü bir rüya gördüm. Aa. Ya. Ama hiç korkmadım. Çünkü artık hiç kötü rüya görmeyeceğiz. Bu akşam hepsi son bulacak. Merak etme. Hadi şu tacını da takalım. Prensesimin tacını takalım. Tamam işte, prenses oldun gene. Çınar Berk uyanınca ilaçlarıyla vitamin vermeyi unutma. Tamam Çınar Bey. Yarın da bugün yüzme dersi var. Günaydın Necip Bey. Gel Arif. Turan Bey bu zatla görüştü. Vakit kaybetmeden ara. Senden haber bekliyor. Tabii Necip Bey. Bir an evvel harekete geçsinler. Araştırmaya başlasınlar. Artık bir şey bulmamız lazım. Zümrüt Hanım'ın nerede olduğunu bulmam şart. Hala mı baba? Evladım. Hala o kadının peşindesin. Sana inanamıyorum. Hadi sen git. Bana haber ver. Vermiyor anne, kusura bakma. Tamam, yine abarttım. Sadece biraz huzursuzum. Şu imzaları at da bir an evvel gidelim. Al. Al vur beni. Ne yapıyorsun oğlum? Ne duruyorsun, vursana. Oğlum kendine gel. Bir kere çektim teli. Bir daha çekersin. Çınar kendine gel. Ha o kadını bulmuşsun, ha beni vurmuşsun, ne fark eder? Oğlum bunlar nasıl laflar böyle? Ben onun canına kastettim. Ama öldürmedin. İyileşmesi için ne gerekiyorsa yaptın. Başında bekledin. O ne yaptı? Ha? Çekti gitti, bıraktı seni. Sen de bırak baba. Bizden uzak dursun. Bu vicdanla yaşayamıyorum oğlum. En azından yaşayıp yaşamadığını öğrenmem lazım. Demek kararlısın. Beni hiçe sayıyorsun. Sen bilirsin. Ama o kadını burada, bu evde çocuklarımın yanında görürsem senden bilirim, haberin olsun. Ay. İyi misin? Ay birden böyle midem bulanıyor, başım dönüyor. Sonra gidiyor birden. Anlamadım ki, ben kesin zehirlendim. Yok canım, zehirlensen bağırsakların da bozulur. Hadi gel de bir doktor muayene etsin seni, hadi. Hayır, istemiyorum. İstemiyorum. Ne var yoksa? Yoksa hamile misin sen? Ha? Bilmem. Yani sanmıyorum. Oh. Yani kusura bakma ama daha çocuk için çok erken.
yapmayınca derdin arasında bir de nasıl uğraşırdık ki çocukla? Haklısın. Paramız yetmez değil mi? Yani. Öğretmen maaşın yetmez mi diyorsun? Ha? Hayır. Aslında bir çocuğun ihtiyacı olan şey para değil, sevgi demek istiyorum sana. Anla artık. Bak ben çok zengin bir ailenin içinde büyüdüm. Ama hiçbir zaman mutlu hissetmedim kendimi. O yüzden artık sen de her derdimize para sıkıştırma lütfen. Ayrıca bence de bir bebeğimiz olması için hiç de uygun bir zaman değil. Never. Özür dilerim. Bir panik oldum. Ne yapacağımı ben de anlamadım. Ne var? Yüzüme bak. Gözlerime. Bak seni kırmak bu dünyada isteyeceğim en son şey biliyorsun değil mi? Hadi o zaman toparlan, üzme kendini. Hacı Necip, uşanmışsın. Seferberlik mi ilan edildi? Sizi alakadar etmeyen işlere müdahil olmayın sultanım. Emrin olur paşam. Efendim Arif. Bir şey bulabildin mi? Sınır kapılarını kontrol ettirdik efendim. Zümrüt Hanım son 3 ayda hiç giriş çıkış yapmamış. Memlekette bakılmadık yer kalmadı. Yurt dışına çıkmamış. Yok olmadı ya bu kadın. Arif. O kadın ya bulunacak ya bulunacak. Ama o kadını burada... Bu evde çocuklarımı yanında görürsem senden bilirim, haberin olsun. Nereye gidiyoruz anne? Otele hayatım. Otelde nereden çıktı şimdi? Yoksa kalmayı falan mı planlıyorsun? Kerem, kimseyle karşılaşmak istemiyorum. Fuat'la otelde buluşacağım. Tabii senin için bir sakıncası yoksa. Yok.
Sadece bir iş görüşmesi. En fazla bir iki saat sürer. Merak etme. Dolaşacak halim yok. Belki kızlarımın mezarını ziyarete bile gitmeye vaktim olmayacak. İşleri çabuk hallederiz. Kabristan'a gideriz. Merak etme. Doktor nerede? Doktor Sedat'ın yanına götürdüm. Herhalde toprağın yanındalar şimdi. Tamam, sağ ol. Ya ne konuşuyorlar acaba? Bilmiyorum ki ben de. Doktor geldi mi? İçeride mi? İçerideler abi. Ama kimseyi almıyorlar. Hadi ya. İsviçre'den gelen doktor bir sürü yeni test istemiş. Bence yeniden ameliyat edilecek. Edecek, edecek. Eminim. Hadi. Siz de yoruldunuz. Biraz dinlenin. Yok abi, gitmeyin. Merak ederiz şimdi. Hadi dedim, dinlenin biraz. Ben size haber vereceğim. Tamam abi. Ara mutlaka, olur mu? Arayacağım, merak etmeyin. Tabancayı nereye sakladın bakalım Hacı Necip? Burada sultanım. Rahmetliye Fatiha okuyorum. Sana hesap vereceğim ya. Tövbe tövbe. Ne kadar büyük bir oda kız. Ha? Böyle boş kalmayacak herhalde. Ne biçim kadınsın sen sultanım? Daha iki gün oldu. Hayır. Amacın buraya yerleşmekse boşuna uğraşma. Necip Bey'im de, Çınar Bey'im de asla izin vermez buna. İzin alan kim? Aslında o da büyükmüş ya. İyi olmasın. Aklından bir yaşam yürüt. Çıkabiliriz. Ufuk Bey. Merhaba. Ben Çınar Bey. Memnun oldum. Karım nasıl? Ameliyat edecek misiniz? Karar vermek için bir MR daha çekeceğiz. Sonucu görmeden bir şey söyleyemem. Bakın doktor bey, benim artık sabrım kalmadı. Ne olur bana bir şeyler söyleyin. Bir ameliyat daha olma şansı var mı? Sıkıntınızı anlıyorum ama beklemekten başka çaremiz yok. Anlıyorum. İzninizle Sedat Bey'le konsültasyon yapacağız. Sizi haberdar ederiz, merak etmeyin. Teşekkür ederim. Benim güzel meleğim. Bak dayan. Doktor nerelerden geldi? Merak etme, seni iyileştirecek. Dayan güzelim. Kapıyı da duymaz, sağır. Buyur. İyi günler efendim. Ben Güney Gayrimenkul'den Zeki Dereli. Sultan Hanım'la görüşecektim. Benim. Memnun oldum efendim. Ürgüp'teki emlakçınız sizi aramış olmalı. Bu Hancıoğlu konağının arsasına talibiz. Hayırlısı olsun. Müşterimiz fiyat konusunda sizinle... Fiyat konusunda bana bir şey söyleme. Ağzımı, çeneni hiç yorma. Daha teklifimi duymadınız. Boş ver teklifi. Ben diyeceğimi dedim. Fiyat belli. Müşterinle konuş. Benim yerim belli. Pekala. Ben o zaman Rıfkı Bey'le görüşür, size dönerim. İyi günler. İyi günler. Thank you.
Baksana Sadık Bey gelmiş. Gördüm canım. Kesin kira isteyecek. Ne yapacağız? Güzel haberler getirmişsindir umarım Fuatcığım. Evet Zümrüt Hanım. Anne. Buradayız Keremciğim. Merhaba. Tanıştırayım. Oğlum Kerem, Fuat Bey. Memnun oldum Kerem Bey. Adınızı çok duydum. Keremciğim biz biraz iş konuşacağız. İstersen dışarıda çık dolaş. Yani tabii istersen kalabilirsin de. Vallahi yapacak bir işim yok. Ben de katılayım size. Ne hoşsun. Pardon? Oyunculuğu bırakıp iş hayatına atılmayacaksın herhalde. Neden olmasın? Aa, memnun olurum. Bana destek olursun. Ne güzel haber bu. Hisselerde yükseliş var demek. Evet. Çok iyi. Aa, birden aklıma geldi. Keremciğim, mesai saati bitmeden bankadan mücevherlerimi alabilir misin acaba? Anne ben nasıl alayım şimdi onu ya? Ben talimat vermiştim. Sen de alabiliyorsun. Tamam. İyi günler. Görüşürüz hayatım. Evet. Ölmüşler ne canına değsin. Afiyet olsun. Ay başında iki kira birden vereceğim size. Geçen ay kredi kartımı kapattım çünkü. Malum yeni taşındık zaten. Eşyalar falan filan derken. Ayağınızı yorganınıza göre uzatacaksınız o zaman. Taksilerde dolanmayacaksınız. Otobüse bineceksiniz. Ben biraz rahatsızlandım da ondan öyle oldu. Eliniz yüzünüz düzgün. Belli ki iyi insanlarsınız. Ama burası koskoca İstanbul. Hiç kimseye güven olmaz. Şimdi ben kalkıyorum. Ay başında geleceğim. İki kira dedim unutma. Yoksa kendinize başka bir ev ararsınız. Merak etmeyin siz. Göreceğiz bakalım. Sonuçlar. Evet, Ufuk Bey inceliyor. Yani? Beraber konuşacağız her şeyi. Tamam. Gidelim. Nilay Hemşire de Toprak Hanım'la ilgilenecek. Peki. Duydun mu hayatım? Çok güzel haberler geldi. Merak etme. Ne güzel haber bu. Çok sevindim. Cenazesi dün kaldırılmış. Hay Allah, kaçırdım desenize. Bir de Çınar Ilgaz'ın ölümüne bu kadar sevinirdim herhalde. Toprak Ilgaz'ın da durumu kötü. Ama hala hayatta.
öyle ama hiç umut yok. Doktoruyla konuştum. O şapşal layık olduğu yeri buldu sonunda demek ki. Aslında böylesi daha iyi. Çınar Ilgaz her gün ağlıyordur o melek karısının başında. Fuat, bunu kutlamamız lazım. Bir ay açalım en pahalısından. Hı? Nasıl istersen. Fuat, vazgeçtim. Daha yeni başlıyoruz. Çınar Ilgaz da başına gelenleri öğrensin. Ondan sonra hepsini birden kadeh kaldırırız ha? Olur. Değil mi? Çınar Bey, Sedat Bey ve ekibinin izlediği tedavi son derece doğru. Ama yine de ameliyat edeceksiniz değil mi? Ne yazık ki hayır. Anlamadım. Duymak istediğiniz bu değil, farkındayım. Ama eşiniz için ameliyat da çözüm değil. Ama bir çözümü olmalı. Ameliyat eşinizi hırpalamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Yani maalesef yapılacak hiçbir şey yok. Hatta ben Sedat Bey kadar da iyimser değilim. Yani bence uyanma ihtimali %20 bile değil. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Çınar Bey, kardeşim iyileşecek, Allah sizi kahretsin. Evet. Aksini söyleyeni öldürürüm, anlıyor musun beni? Çınar Bey, delirdiniz mi? Temettirin sen ha? Temettirin. Çınar Bey, lütfen sakin olun. Nasıl sakin olayım? Duymuyor musun adamı? Tamam, bakın böyle yapmanın kimseye bir faydası yok. Güvenliği çağırmak zorunda bırakmayın beni. Ben bu adamı karımı iyileştirsin diye yurt dışından getiriyorum. O kalkmış bana ameliyat yok, umut yok diyor. Karım iyileşecek, anlıyor musun? Aksini söyleyeni gebertirim ben, gebertirim. Tamam, tamam. Ben de size daha önce anlatmaya çalıştım ama... Aması maması yok, kabul etmiyorum. Karımı iyileştireceksiniz, anlıyor musun? Teşekkür ederim. Efendim? Alo? Bugüne kadar hiçbir şeyden vazgeçmedim Toprak. Gerekirse bütün dünyayı geri getireceğim buraya. Kurtaracağım seni. Asla vazgeçmeyeceğim. Ellerimiz... Yüreğimiz birbirine kenetlenirken birbirimize söz vermedik mi? Ha? Beraber yürüyeceğiz bu yolda diye birbirimize söz vermedik mi Toprak? Ne derlerse desinler umurumda değil. Onlar daha senin ne kadar güçlü, ne kadar inatçı biri olduğunu bilmiyorlar. Hadi Melih'im ne olur. Lütfen sen de bana yardım et. Hadi aç gözlerini. Dayan Toprak. Aç gözlerini tekrar, sıkı sıkı tut ellerini. Lütfen, yalvarıyorum sana. Buyurun. Beyefendi bana geldi. Sen işine bak, haydi. Hayırdır? Merhaba Sultan Hanım. Soluklanmadan gelmişsin. İçeri girebilir miyim? Buyur, gel, gel. Geç, buyur. Buyur, buyur. Anlat bakalım. Müşterimle tekrar konuştum. Açıkça sizinle pazarlığın mümkün olmadığını anlattım kendisine. Aferin sana. Müşterim çok kararlı. Eğer sizde olur derseniz istediğiniz fiyata arsanıza talibiz. Kim bu zatı muhterem ya? Kendisi yatırım işleriyle uğraşıyor. Tapuda kendisini tanırsınız. Tabii ki isterseniz. Vallahi ne yapsak bir düşünsek mi, bu kadar isteyeni var şimdi. Siz bilirsiniz. Ya ver ver ver, tamam işim gücüm var benim, ver. Satacağım, ver. Rıfkı Bey çok memnun olacak. O ne? Sözleşme.
Önce bunu imzalamanız gerekiyor. Karşılıklı şartlarda anlaşalım ki sonra bir problem çıkmasın. Ne kıymetli parası varmış bu Rıfkı'nın ya. Tutar yüksek olunca müşterim kendi haklarını korumak zorunda tabii. İyi. Nereye imzalayacağız? Şurayı. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bana müsaade. Müsaade senin. Tapuda imzalar atıldıktan sonra çekinizi tahsil edebilirsiniz. Eyvallah. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun tabii ya. Hayırlı olsun. Azra. Baksın ben mi bakacağım? Emlakçı bir şey mi unuttum? Trilyoner olduk hala kapı açıyoruz. Bismillah. Çınar'la görüşmek istiyorum, evde mi? Çok sıcak oldu içerisi. Ama bu seni ferahlatacak hayatım. Hiç merak etme. Toprak. Toprak elimi sıktın. Toprak. Allah'ım şükürler olsun hayattasın Toprak. Merhaba. Merhaba hayatım. Toprak. Çekil dokunma bana. Toprak. Toprak. Benim Çınar. Bak yanındayım. Sen kimsin? Neredeyim ben? Ablamla teyzem nerede?